Servet Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Sizler de programımıza hoş geldiniz Servet Bey tekrar. Evet, röportajımıza sizleri tanımakla başlayalım yine. Sonra da otelimizi, konseptimizi yine aktaracağız izleyicilerimize. Bu oteli 2006 yılında açtık abimle beraber. Abim işte rahmetli oldu 4 ay önce. Allah rahmet eylesin diyelim. Yani kapalıydı, yeni açtık. Gerçekten benim için zor bir süreç başladı diyelim. Evet. Zor yani, anlatılmaz o olaylar, yaşadığım olaylar. Evet, otelimizi yeni açtık. Yazı doğru da ilerliyoruz. Gür Oteli biraz tanıtalım izleyicilerimize. Nasıl bir konsept var? Şu anda neler yapıyoruz burada? Sezonda yarım pansiyon çalışıyoruz. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği olarak çalışıyoruz. Yani elimizden gelen gayreti müşterilere gösteriyoruz yani. Evet, kaç kişilik otelimiz var? Konseptimiz nasıl? 32 oda, 80 yatağımız var. Hijyen belgesi de var. Bunu da ilave edeyim. Yani şu anda gelen misafirler sadece konaklamadan mı yararlanabiliyorlar? Şu anda sadece oda kahvaltı. Oda kahvaltı şeklinde yararlanabiliyorlar. Oda kahvaltı yani. Şekilde, hijyenli bir şekilde tabakları paket olarak yapıp veriyoruz yani. Peki, açık büfe yok. Evet. Başka nelere dikkat ediyorsunuz burada Servet Bey hizmet sunarken? Müşterinin her şeyine dikkat ediyoruz. Müşterinin, yani elemanlarımız müşterinin açısını nasıl hoşlanacağını şeyi çok onlara dikkat ediyor. Ona göre müşterilere, ona göre davranıyoruz. Evet, yine burada girerken onların bütün kontrolleri yapılıyor değil mi? Çünkü onların özel dönemdeyiz. Tabii o kontroller zaten yapılıyor. Giderken de bir ufak hediye verip gönderiyoruz. Bu sene başladık onu da. Çok güzel. Ufak bir hediye verip gönderiyoruz. Evet, burası Altınoluk, biraz tanıtalım izleyicilerimize. Nasıl bir bölgedeyiz? Tam da denize en hazır bir otelimiz var. Altınoluk çok farklı bir yer. Altınoluk gerçekten Türkiye'nin farklı köylerden bir tanesi. Önceden beldeydi, şimdi köy oldu. Farklı bir yer ve güzel bir yer. Oksijeni, gaz dağları, yani her türlü şeyi, çiçeği, şeyini bulabiliyorsun. Bu bölgenin zeytini çok güzel. Zeytinyağı. Zeytinyağı demek Altınoluk demek. Evet. Burada da yine birçok güzel doğal lezzete ulaşabildikleri gibi harika denizden de faydalanabiliyorlar. Yazın güzel oluyor buralar özellikle, değil mi? Deniz, gerçekten denizi çok güzel, süper. Yani kesinlikle Altınoluk'un denizi bir bölümü kir taşımıyor. Yosun yok, kir yok. Yani tertemiz suyunu, denizi, suyunu dahil içebilirsiniz. Evet. O nitelikte. Yazın gelenler için yine burada kendimizin plajı da var değil mi? Oradan da faydalanabiliyorlar. Tabii tabii, kendi plajımız var. Kendi müşterimizi orada ağırlıyoruz. Evet. Kendi plajımızda. Yeni açıldık dedik. Peki buraya yol düşen izleyicilerimize neler söylemek istiyorsunuz burayla alakalı? Astım hastası ise, sıkıntılı ise muhakkak Gür Otel'de kalması lazım. Gür Otel Altınoluk'un tam gaz dağlarının, oksijenin tam altındayız. Evet. Ve bunun faydasını göreceklerinden %100 eminim. Evet. O zaman yol düşen herkesi bekliyoruz diyelim mi Gür Otel'e? Aynen öyle diyelim. Peki. Bizleri de aradığınız için teşekkür ediyoruz Servet Bey. Devamlı bizler de burayı tercih ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Balıkesir Altınoluk'ta Gür Otel dedik. Tam da yol üzerinde uğrak bir mekan. Bunu da tekrar bildirelim. Tekrar teşekkürler. Bir başka programda da görüşmek üzere diyelim. Oldu. Bekleriz tekrar. Thank you.